Tabii Çeşme yıllardır turizme hizmet veren bir destinasyon. Böyle çok hızlı gelişen bir destinasyon değil ama gayet planlı, güzel, kaliteli gelişen bir destinasyon. Şu anda Çeşme'de 11 bine yakın nitelikli 4-5 yıldızlı yani turizm belgeli tesislerimiz var. Bunun dışında da hani butik otel diye tabir edilen veya bu algıyı yaratan bir 18 bin yani toplam 28 bin yatağımız var. Küçüklü büyüklü oteller var. Daha çok bu küçük nitelikli otellerin yeri Alaçatı. 400'e yakın Alaçatı'da otel var. Bununla birlikte Ilıca, Çeşme ve diğer köylere de dağılmış ufak tefek güzel butik otellerimiz var. Yani toplam 28 bin yatakla Çeşme turizmine hizmet ediyoruz. Tabii ki bununla birlikte Çeşme'nin yaz nüfusu 350 bin, 450 bin arasında seyrediyor. Hafta sonu nüfusuna gelince de çok zaman milyonu yakalıyor. Gelen günübirlikçiler dediğimiz sabah gelip akşam dönenlerle birlikte. Yani Çeşme bu şekilde çok büyük değil ama küçük bir destinasyon bu kadar insanı ağırlıyor. Şöyle biz tabii bayramlar şu anda tatille buluşuyor. Aslında tatil dönemi de bir yerde bayramda gelenlerin dönemi. Ama bayramla birlikte tatilin buluşması da güzel bir şey. Şu anda bir yüklenme var özellikle 9-12 tarihlerine ciddi bir rezervasyon talebi vardı ama şimdi bu tarih 9 güne çıkınca bayram süresi birazcık dağılmaya başladı. Yani 13'ü, 14'ü, 15'i, 16'sı Temmuz'un buralara da rezervasyonlar gelmeye başladı. Güzel bir planlama bayram tatili. Yani çok fazla sıkışmayacak böyle otellerde hani biz %100 doluluğu çok sevmeyiz. Memnuniyet düşüyor bu defa. Hani %90 dolulukla bayram dönemini o 9 günlük tatili geçiririz diye düşünüyoruz. Tabii ki Çeşme'nin en büyük sorunu demeyeceğim ama güzel de bazen sorun da yaratabiliyor. Özellikle bu bayramlarda ciddi bir baskı oluyor yakın çevreden İzmir, Uşak, işte Aydın, Manisa bu bölgelerden hatta daha da gidebiliriz. Balıkesir, Bursa'ya kadar çok fazla Çeşme'ye neredeyse günübirlik gelenler söz konusu. İşte sabah gelip o Alaçatı'nın akşamını ve hatta kısmi gecesini yaşayıp tekrar İzmir'deki otellerde veya evlerde tekrar dönüş oluyor. Bu belirsizlik söz konusu. İşte bir ara dedik aman ha gelmeyin dolduk. Sokaklar doldu, oteller doldu. Bayram sonu bekliyoruz dedik. Bunu sık söylemeye başladık. Ancak biz bu bayramda da yoğun geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Ama her şekilde her şeye hazırız. Zaten bu konuda da antrenmanımız var, tecrübemiz var. Hem yerel yönetimimiz, hem STK'larımız, hem esnafımız, otelcimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu güzel bayramımızı, Kurban Bayramımızı bekliyoruz ve tatilcileri de bekliyoruz tabii ki. Tabii çok sorulan bir soru. Onu da hemen açıklık getirelim ki herkes duysun. Eğer küçük otellerde yine biraz önce dediğimiz gibi nitelikli, hoş, güzel, kaliteli, temiz oteller dediğimiz butik mantığındaki otellerde kalmak isterse bu rakam 3 gün oda fiyatı 2 kişi 4.500-5.000 civarlarında. Bu ama 6.000 de olabiliyor, 3.000 de olabiliyor. Hani otelin kalitesine göre. 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı otellerimize gelince de burada 3 gün tatil yapmanın bedeli de yaklaşık işte 9-13 bin arasında seyrediyor. 2 kişi kahvaltı dahil gece 3 günlük fiyatlar.